Herkese merhaba, herkese günaydınlar. Günaydın da bakayım sen, çirkinim. Evet, erkenden yola düştük. Nereye gidiyoruz? Rama heyete gireceğiz. Özür bizi bekliyor. Dur. Anam, sonunda bir şey atamıyorum zannettim kız bir önce. Kapı bozulmuş. Benim önce zorla kapattı. Dursun abi mi? Ben. Ah, bismillah. Dursun abicim. Odur. Mama. Mama. Tam yapı oğlum ha. Belki şimdi yemeye de bir daha yeni kalktı ya. İsteksiz da aldı. Sen de al. Ay ben yedim. Ne yedin? Ben İsmail'le Feyza kahvaltı hazırlıyorum ya. Onlarla İsmail'le bir iki bir şey atıyorum ağzıma. Ya ben atıştırıyorum vallahi, ne yalan söyleyeyim. Hakan daha şimdi gelinceye kadar uyuyordu. Orada yatıyor bebek. Ha, evde mi? Evde. Çok üzüldüm ben ona ya. Bugün de Feyza çok kötüydü. Feyza da tanıyormuş. Tanır. Her yeme giden falan tanır. Evet. Tanıyoruz dedi. En azın dedi. Arkadaşı dedi. Hani çok kötüydü. Ada mı? Bilmiyorum. Aday dedi. Aday Yağız. İsimlerini de biliyor yani. Şey Yağız, hı-hı, Ada dedi. Hı-hı. Şey yaptı. Bildiğiniz gibi skuterla kaza aldı. İki tane çocuğumuz vefat etti. Yani çok üzüldüm ben ya. İnsan etkisinden şey çıkamış. Şu skuterları bir yasaklasalar. Ya valla kaldırsınlar ya. Ne freni var. Hani var ama. Var ama. Nasıl kullanıyorlar? Yani. Ama burada araç hatalı zaten. Burada araç hatalı, evet. Araçta hata var. Kaç var, Feyza diyor ki 200 metre diyor sürüp frenize çıkmış diyor. Evet, frenize. Çok berbat. Ya skutera saplı kapıda saplanmış ya. Bu kadar düşün yani. Çocuklar karşıdan karşıya geçerken çarpıyor. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Allah'ım sen bir şey yap. Bak tam. Araçta hata var ama bazı skuterlarla gerçekten çok şey tabii gidiyor. Canım, kullanmayı bilmeyen. Kullanmayı bilmeyen ne var, çok dengesiz giden ne var. Zaten çok hızlı da gidemiyor yani. Ya skuterın maksimum hızı 20'de gidiyor. Aynen. 20'den gidiyor çünkü bu çocuklar o şekilde aynı oldukları yerde kaza yerinde herhalde vefat etmişler bildiğim kadarıyla da. O şekilde araba zaten yavaş gitse yani kolu bacağı kırılır bunların, bir şey olmaz. Şey kaza yaptılar yarın. Ara sokakta oluyor değil mi bu? Yok, cadde. Şey böyle sokak mı? Şöyle. Hayır, şöyle. Ha. Cadde ya. Bildiğin kaldırımdan gidiyor çocuklu yani. Karşıdan karşıya geçecekleri zaman çarpıyor. Adam zaten girer yani içeriye. Adam içeriye girmiş. Değil, iki tane. İçeriye girmiş adam. Girmiştir. Şey yapmamış da adam demiş ki ben hızlı gitmiyordum demiş. Hızlı gitmediği için mi 200 metre fren hızı bazı var. Yurt dışına benim bildiğim kadarıyla bu skuterları şey yasaklamışlar. Yurt dışında her şey yasaklanıyor ki. Çıkıyor yasaklanıyor yani. Yasaklanmışlar yurt dışında. İnşallah en kısa zamanda burada da yasaklanmasını temenni ediyoruz yani. İnşallah. Ben Feyza'ya hiç bindirmiyorum. Feyza da hiç bilmiyor. Ha. İlk çıktığımda İsmail birkaç defa bindi. O da Konya altında. Bisiklet yolunda bindirdim İsmail'e. Hı-hı. Hani hevesini alsın diye. Orada Feyza da orada bindi birkaç defa. Onun dışında, hı-hı, hiç binmiyorlar. Aramıyorlar da zaten ya. Yok ya, Cemre de istedi de. Ya ben işte Konya altında bisiklet yolunda birkaç defa bindirdim. Dediğim bizim gibi mahallede her direğin dibine bağlıyorlar. Kız artık direğin dibine de bağlıyorlar. Yolun ortasına bırakıyorlar. Direk dibi de kalktı yani oradan artık. Oradan bir tane Cemre'ye şey yapacağım. Bindireceğim ama. Ya da hep beraber gidelim mi Konya altında? Bisiklet yoluna daha mantıklı, daha güvenli yani orası. Baksana şey değil mi? Allah var ya, anasına babasına gerçekten sabır versin. Hani tamam Feyza çok üzüldü, Arda bayağı bir üzüldü, perişan oldu ama ben anne ve babalarını düşündüm. Arda çok kötü ya, akşamı beraberlerdi, ayrılıyorlar, kaza alıyor. Evet, Feyza'ya da söyledim ben yani. Bir de her zaman görüşüyorlardı. Hep birbirlerine gelir giderlerdi eve falan. Allah'ım işte bizim çocuklarımızın üzüntüsünü bir yana, anne babaların üzüntülerini ben tahmin bile etmek istemiyorum. Allah düşmanımın başına vermesin öyle bir acıyı ya. Gerçekten çok zor. Saçlara baksana, dağınık. Evet, kırçıllaşmış. Evet, yataktan kalktı beyefendi. Allah'ım son iki günden beri bunun yatak bariyeri var ya. Kaldırıyor mu? Kaldırmıyor desen yatak böyle beraber iki günden beri yere düşüyor uykusunda. Bariyeri nasıl düşürüyor? Bariyerle beraber düşüyor. Bariyer de onunla beraber düşüyor. Koca yatakta ikimiz yatıyoruz, bu yine aşağıya düşüyor. Hakan ne yapıyorsun acaba? Bugün bariyer olmazsa şey yapmayacağım, hadi.
bazayı der miyim diyordum da bazayı vidalayacağım bariyere büyük bir ihtimal. Ama vidalarsan da oynar o gene bazayı da şey yapar. Ya bazan şey o sultasının da... yukarısındaki çok önemli ki o. Tamam. Şey değil. Ne kadar sessiz sakin demiyor. Aslında bazayı kaldıracaksın sadece yatağı koyacaksın yere. Aa evet. Çekik gözler öyle yapıyor ya. Ama kışın da soğukta. Evet, aslında yerden ısıtmalı olduğu zaman daha güzel. Isıtacağız artık. Yerden ısıtma yapacağım evime. Elektrikli battaniyeler var da onlar da bazen tehlikeli. Ay o ben korkuyorum onda. Hiç kullanmadım ben. Elektrikli battaniye şey yapardım. Yatmadan bir yarım saat önce açardım. Yatağı ısırdım. Kapatırdım. Öyle kapatırdım yani şey yapmazdım ama. Dediğin gibi tehlike. Evet, doğalgaz olmadığından dolayı. Bizim apartmanın içinde bile doğalgaz yok şu anda. Binaya gelmedi mi? Geldi de içeriye tesisat çektirmemişler. Bu saatten sonra da şimdi kimse tesisat çektirmek de istemiyor. Çektirme, dönüşüme girmeyecek. Dönüşüme girecek bina zaten. Hay. Ne zaman gireceği de belli. Ooo. Nefes alamıyor çocuk. Seni şöyle götüreyim mi? Bak ben onu bazen böyle götürüyorum. Aynen. Şöyle. Nasrettin Hoca eşeğine ters biner ya. Bu da arabayla ters geliyor. Ne yapalım? Soğudu. Aslında soğuk kesmiyor. İyi esiyor da. Ama şey böyle. Nefes alamıyor. Her şey güneşe geçiyor. İşte gölge ve boğaz. Türklere vermiyor. Yabancılara veriyor ama. Türklere çalışmıyor. Herkesi değil bak, yalnızdakiler de geçtiler. Ben onları yabancı ama. Ne güzel bir şey. Suyu burada zaten da. İki tane biberon aldım yanıma. Bırak sana. Şunu çıkarabilsem. Hakan. Girdin mi şuraya? Nereye? Buraya girdi yan tarafa. Yok. Girmedik valla. Ben girdim çok güzel aslında. Şuraya mı? Evet. Aşağı mı iniyorsun? Burası var. Evet şurada. Yan tarafta burada bir merdiven var. Merdivenle indiğin zaman orada. Girebiliyorsun yani. Şu kemeri bir çiçeklendirmediler ha. Doğru düzgün. Hayır baksana boş kız içi. Uzarsa. Şeyin şey begomi. Begomi ama bak şeylerin içleri hep boş. Belki begomi ile uzayacak değil mi? Yan tarafındaki de farklı bir çiçek attı. Sarmaşık. Senin begominin hala Nihal ablada. Bak skuterlerin akülerini değiştiriyorlar. Gerekli böyle şahvansın değil mi? Şöyle biz şimdi ne yapacağız? Ya. Nihal ablanın evinden büyük bir saksıya dikeceğiz. Ha. Yasemin ablanın balkonundan benim balkona en üstte şey terasa. Biz ha. Balkonları komple şey yapacağız, uzatacağız. Güzel olur, sarmaşık olur. Yani evet. Aynen begonvilleri. Bir sağdan bir de soldan yapacağız. İki ha. Farklı ha. Renk. Turuncuyla mor. Ay ben moru seviyorum. Valla ben herhalde pek bilmiyorum. İki renk. Sarısı yok. Bir tane de bir şey vardı onun. Sarıyla böyle tatlı pembesi olacak. Vardı. Öyle bir tane de şey yapmış. Aşıladığım var verdiğim dedi. İki farklı renk çıkıyor birinden dedi. Çıkar aynen. O turuncular öyle gibi sanki. Farklı bir renk de var onun içinde. Olabilir. Geldik. Buraya rehberlik ve araştırma merkezi olduğu için mi RAM diyorlar? RAM evet. RAM. Evet. 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 Evet.
Sen buyur önden hayatım. Ben ver onu bana. Haydi bakalım bismillah diyerekten. İnşallah çok beklemeyiz. Randevumuz saatimize biraz daha var ama. Ramdan çıktık, heyetten çıktık. Şimdi kale içinden Ömergarden'a doğru şöyle bir gidiyoruz. Oturup bir kahve içeceğiz. Alleluna. Alleluna. Aynen. Ay kapıya bakıyoruz doğur. Ne kadar eski, ne kadar güzel kız kapı. Antika işte. Evet. Kapı konuluyorum. Bizim köyde var biliyor musun? Bazı yerlerde bunlarda. Dokunma kız parmak izi kapı. Allah aklımı aldı kız. Kız kapı konuluyor. Pirinç. Pirinç mi? Evet. Yani eskiden öyleymiş. Yani o yüzden diyorum kapı koluna bak diye tatlı. Aynen. Pirinç, pirinç de kıymetli yani. Onu var ya bir galvanizle bir parlatacaksın. Ben biliyorum o işi galvanizle parlatacaksın. Yap o zaman. Versinler bana kapı kolunu. Ben de uğrayacağım. Geri bana ne diye. Şimdi Özür'cüm tanıdı. Niye bakıyorsun Özür sen ki baktın? Özel eğitim uzmanı Uğur Özel hocam. Eğitim uzmanı Uğur Hoca ile görüştük. Çünkü özel eğitimden eğitim alması gerekiyormuş. Tuna Bey ile görüştük. Hakan hakkında birkaç sorular sordu işte. Olması gerekenleri, davranışlarla alakalı. Buna göre de bakalım iki gün sonra. Şey gibi oldu. Ay burayı kes lütfen. Oo benim kesmelerim çok meşhur. Lütfen kes orayı. Oy dedi. Oy. Ay kafam koy. İki gün sonra neye girecekti şey? Heyete girecek. Kurul mu toplanacak? Kurul, ha. Hastane kurulu evet. Ama Hakan'a gerek yok. Hakan'a gerek onlar yok. Onlar tartışma yapacaklar yani tartışma. Zaten belli neyin ne oldu şey dediyiz. Neyse bakalım inşallah kurul toplandıktan sonra bir hafta, bir buçuk hafta sonra özel eğitime başlayacak hayırlısıyla. Ben Ethem Hoca'yı arayayım. Ara hayatım. Ethem Hoca'dan Uğur Hoca'nın numarasını alalım. Olabilir. Ethem Hoca da özel eğitimci. Ay o ne be bastım. Özel eğitimci bir de ne vardı? Çocuk gelişimcileri vardı değil mi? Çocuk gelişimci ama ne dedi? Hakan özel eğitimci de eğitim alacak dedi. O yüzden bizim gittiğimiz yerde özel eğitimci yoktu. Evet özel meleklerde yoktu. Çocuk gelişimciler olduğu için şimdi oraya gitmeyeceğiz. Başka bir yerlere bakacağız. Olmazsa dediğim gibi Şebnem'le de ben bir görüşeyim. Onun da bildiği yer vardı. Çünkü onun bildiği yerlerini de kafan biliyorsundur Özgür ya tanıyorsundur. Şey hangi yapıyoruz. Merak ettim. Şebnem Hocam biraz telefon özürlüsü olduğundan dolayı çok telefonlara bakmaz. Evet bakmıyor. Telefonu yanında taşımaz. Telefonu atar bir kenara durur orada yani. Ne yapsın? Onun koşturması çok lazım. Muzaffer Ege ile uğraşıyor. Bir yandan ev, bir yandan çocukların yemeği derken. Allah'ın öyle bir güç kuvvet veriyor ki gerçekten. Maşallah var. Ne yaptın anne? Neyi bunun adı? Ya kelebek. Hakikaten de kız kelebek kanatlarına benziyor şunlar. Yani Nihal abadan sonra Özlem ama Öznur Özlem dedim ya. Ne çiçeği de bu. Öznur da şey yaptı çiçeği şey yaptı Semer Aksar diyece. Evet ama daldan çıkmıyor diye söylüyorlar bunu. Kökten olması gerekiyor. Kökten mi? Ama bak kökmüş hep budamışlar biliyor evet. Musun? Koparmışlardır da belki. Evet. Aslında bir keşeden damından alsan da Nihal abla belki tutturur. Tutturur mu? Evet Nihal abla çok severler ya. Sorsak mı acaba birine de? Birine sorsak mı acaba? Bir tane alalım ya. Dur bak şuradan, şuradan, şuradan. Şurası daha iyi gibi. Bir tane daha al bence. Birkaç tane alalım. Ay yemin ederim çiçek çalmak ha. Bu çalınan çiçek daha iyi çıkarmış. Ah hadi yürü. Bir tane daha al lan. Hadi koş. Hadi gidiyok.
Bunları ben yarın almaya götürürüm, yani onları şey yapar. Tekin atmadı umarım. Yok yok, atmadı. Emre aldı. Alma Hakan, aşağıya ilk ayakkabıları alıyor. Aşağı minesi var da o yüzden şu anda. Ne yapıyorsun oğlum, al. Koy oraya. Giydirdi. Bana kaldırmamıştı. Ne güzel ama ya. Şuradan gidiyoruz zaten. Evet. Şu taraf. Evet, dolanacağız, doğru. Evet. Kubiyle karıştırdım ben. Neyse, dolanır zaten, oradan yürüyerek de geçmişiz. Bak. Ne güzel sizin ara. Winogard'ın bahçesini çok seviyorum. Her yer çiçek. Çok güzel. Özgür, az önce bizim çorduklarımızdan yok değil mi burada? Nelerden? Şunlardan. Ha yok. Ben görseydim onu. Ben bunu var ya, Fatma Gül'e giderken bir ağacın dibine biri dikmiş. Hmm. Git gel git gel, alsan biri bir şey der mi derken biri almış bir gün. Bir baktım ağacın dibinde yok. Senin istediğin renk bu değil değil mi? Bu. Bu. Şu bak, pembeli. Hem de şeyli. Hmm. Aslında birazcık ucundan şeyinden alsan verirler mi? Nereye atırım? Gölge bir yer olsun da, açılan bir yer olsun. Bazı yerler servise de açılmıyor ya. Yok, her yer açılmıyor. Şurası bak, çok sevimli bence. Oraya gel gel artık. Şuraya bak. O, bismillah. Biz geçen dedin mi buraya bir yere oturduk be? Hmm. Bura gölge güzel. Geç hayatım sen. Buyur. Açık mı acaba? Yine açık değillerse. Kalkarız ama açık herhalde ya. Neyse, açık değillerse kalkar gitsin, ne yaparız. Geldi bak. Suna inen kıraç koç mu? Öznur. Suna inen kıraç koç mu? Hayır, Suna inen kıraç. Tamam, Suna inen. Sen Koç Üniversitesi'nde mi? Akmet Koç Üniversitesi'nde. Ha, Koç Üniversitesi, Suna İnan Kıraç. Hiç orayı akıp. Evet, Akdeniz Medeniyetli olaraktan bizler araştırıyorlar. Aynen, şurası çok güzel. Orası çok güzel ya. Kızım, böyle kale içinde her gün geçsem hiç bıkmam. Bak, burası ev Özgür. Yan tarafı. Nereye bu ev? Ne yaptın? Gidecek misin sen? Şurası eve benziyordur. Hayır, yok. Concord bilmem ne. Ha, nerede yazıyor? Yazıyor diğer tarafta. Ay, hiç dikkatimi çekmemiş. Benden yakışıklısını sevmiyorum. Sen benden yakışıklısın. Seni sevmiyorum oradan. Lütfen buradan gider misin?
Niye bu kadar? Köşede bekleyelim mi? 2 dakika. Orzum spotu arayacağız. Hakan'ın kırmış olduğu çekmece kapağını sabitlemem için oradan küçük bir parça almam lazım. Gel hayatım, şurada yap istersen. İşin 2 dakika. Şşş. Bak ya. Jambonun ipini arabaya bağladık diye 15 dakika boyunca bağırdı yolda. Bağlamayacakmışız. Kendi ipi kendi tutacakmış ama bir kere öyle yaptığım zaman sallıydı. Arkasından da el sallamıştı jambonun öyle baktığında bakarak. Bak diye. Uçtu. Kediyle herkes rahatsız etti ha. Özürlü Hakan dışarıda beklerken ben 2 dakika alacağım şeyi hemen alıp çıkacağım. Hızlı bir şekilde arkada hırdava atıyorum yereydi. Şuradan geç vereyim. Pardon, çok özür dilerim. Ay, kerata almam lazım. Keratamız da kırılmış. Gelmişken. Buraya aslında böyle transfer sürekli o kırılıyor ya. Geçiyormuş. Bu da 25 lira değil. Demir almak daha iyi aslında. Özür, Cemre'ye pis pis aldı. Okulda baleyle alakalı galiba. Ve şimdi de kurdeleyle. Kurdelenin ucunda herhalde bir sopası mı sakın ne olacakmış da bilmiyorum ama baleyle alakalı dedi galiba da. Cemre'ye ayak numaralarımız aynı bizim. 36-37 giyiyoruz. Pis pis iyi, ben denedim. Cemre şu anda okulda olduğundan dolayı. Annem sana ne oluyor? Hadi hadi. Ne oldu? Yok, bu kurdeleler öyle esnemez diyor. O farkı spor mağazasından bakacağım diyor. Evet. Ne acaba oldu? Decathlon'dan mı baktı? Ay, Decathlon'dan almak. En temizi Decathlon'dan bakmak. Anca doğru dediğinde. Kız Türksel'e gidecek ki. Türksel'e gideceksek o zaman yukarıya tekrar çıkacağız hayatım. Haydi bakalım be. Var mıydı işin o tarafta? Yok. Sen buradan pis pis alacağım deyince zaten buraya girdik ya biz. Bismillah.
Oğlum bu arkaya gider her zaman. Sen bunu al çocuğum. Alayım. Al kuzuma. Allah. Bayırma. Ağzını bunun yiyorum. Sırata bak. Bildiğiniz gibi Hakan bu çekmeceyi mahvettirdi. Bu çekmecenin ön kısmını kaldırdıydı. Ben bunu yapıştırdım, bayağı bir uğraştım, silikonladım ettim ama yine tekrardan çıktı. Şimdi ben bunlara bir aparat aldım şöyle. Bozdum spottan. Şu şekilde bir aparat aldım. Ben bunu şu şekilde takıp artık vidalayacağım. Hatta bir alttan bir üstten iki tane atacağım ki siz de görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle ya da şurada göstereyim. Şurası daha rahat. Şu şekilde vidalayacağım ki tutsun. Çünkü gardırop sağlam normalde. Herhangi bir sıkıntımız yok gardıropla. Yine ben gözükmüyorum. Ama Hakan dediğim gibi çekmeceyi bir açığa kapağı, açığa kapıya mahvetti. Bir anda bir hızla açıp kapatıyor sürekli olarak. Şu anda abisinin çalışma masasının çekmecesini aynı şekilde yapıyor. Baktım onda da şu şekilde az bir açılma var. Kızdım söylendim uzaklaştı ama yine gidiyor, yine yapıyor yani. Anlatamıyoruz çocuğa hiçbir şekilde. Ama zamanla yapma, yapma diye. İnşallah yapmamı öğreteceğiz. Burada ayrılacak olan çorapları var. Çorapların hepsini giymiyor tabii ki de. Ufak çorapları var ama onları da ayırmadım. Üf, ayırırım. Şu artık var ya çamaşır görmekten gına geldi. Çamaşır görmek istemiyorum. Şu kışlık olay beni mahvetti. Yani gına geldi, gına. Şimdi şöyle açayım. Şunları. Vidalar buradan çıkmaz inşallah diye tahmin ediyorum ama. Normalde biliyorsunuz ki matkapın şu ağzı açılmıyordu. Bir türlü Tevfik abinin oraya gidip yaptırmamıştım ama şimdi baktım matkapın ağzı açıldı. Çok sevindim. Normal aslında vidayla delinmez. Vida yani direkt vida monte edilmez. İlk önce onun bir delinmesi lazım. Ondan sonra vidayı oraya takmak lazım ama tabii ki de benim ağzı açılmadığından dolayı ben direkt vidayla yapmaya çalıştım. Biraz zorlandım. Baktım ağzı açılınca hemen matkapı taktım ki şimdi daha rahat bir şekilde yapacağım. Az önce inanılmaz derecede bastırmak ve kuvvet uygulamak zorunda kalıyordum. Bu sefer de zor oluyordu. Gerçekten zor oluyordu. Ay çamaşırlar hiç bitmiyor bakın. Kışlık çamaşırlar ve şu anda makine ötüyor. İçinde çamaşır bitti. Uy yoruldum. Şunu bir takayım. Ondan sonra yavaş yavaş halledeyim. Ay hiç yok da nedir var ya, bir usta kadar olamasak da elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu ben kaç defa yapıştırdım olmadı. Olmadığı için şimdi bu daha rahat. Sağlam oldu. Hiç olmazsa ki de bir zırt bir çıkmaz. Çünkü çekmecen bir tane bile çekmece deyip geçmeyen insan eli ayağı oluyor. Yani her şeyi toparlıyor çekmeceler. Şey değil. Neyse dediğim gibi
Elime sağlık diyeyim artık. Dediğim bir usta kadar olamasak da şimdi bakalım. Bildiğiniz gibi şunu kendime de çevireyim size. Ay. Yatakta Hakan'ın düşmemesi için koruyucu var. Arkada bir şey var zannettim içeride. Yani yatak kenar koruyucuları yok. Sizler de bilirsiniz. Bariyer var. Yatak bariyeri var. Aynen. Koruyucu dediğim şey. İki günden beri Hakan sürekli olarak yataktan düşüyor ve bariyerle beraber düşüyor. Şimdi normalde bariyeri aslında sabitleyebiliyorsunuz olduğu yere, bazanın üstüne. Ben sabitlememiştim. Bu yatakla bazanın altın arasına sıkıştırdıydım ama iki günden beri de sürekli olarak düştüğünden dolayı bugün almazsak bunu da şey yapacağım. Bariyeri de yani bazaya sabitlemeye düşünüyorum. Sabitleyeceğim yani. Çocuk çünkü iki günden beri düşüyor. Düşmesinin ayrı bir şey hani. Çok yüksek bir yerden düşmüyor aslında. Bir tarafında bir şey olmuyor. O korku bile Hakan'a yetiyor. Çünkü bir de uyku sersemi olduğundan dolayı, uykusunda düştüğünden dolayı ister istemez bir kat daha fazla çocuk korkuyor. Bunu da bari hiç olmazsa matkabı şarj etmişken aküsü şeylerini kendisini öf bir de konuşabilsem onu da halledivereyim bari. Maşallah Neyla'nın ne kadar güzel oldu şu. Çok güzel oldu maşallah. Maşallah bak çok ama çok iyi oldu. Ya Rabbim şu çiçeğe bayılıyorum. Neydi bu? Gardenya. Gardenya. Her geldiğinde sorarım. Ben her geldiğinde unutuyor. Ben hakikaten ama ben bu dükkanları ne yapacağım hiç bilmiyorum ben. Sana getirdiğim şey neydi? O uyku çiçeği verdim de. Uyku çiçeğiyle biz Özdur'a biliyorsunuz ki çiçek şey yapmıştır. Dağdan almıştı ama ben eve gelir gelmez Nihal ablaya verdim. Sonra yukarıya çıkmışım vardı ama Nihal abla dedi ki bu tutmaz. Tutmaz bu dağdan. Ve hemen de soldu. Direkt kes, soldu. Direkt getirdiğin gibi suya koydum ben bunu. Evet soldu. Ama bu böyle olmaz. Şey yani dedi, bu çiçek böyle tutmaz. Bu uyku çiçeğinde olan birisi daha varmış. Özdur'un yoldan geçerken sordum verdiğin dedi. Hani çok hoşuma gitti çok istiyorum bundan dedi. Adam da istemiş, adam köküyle yapman lazım, dalından tutturamazsın tutmaz. Demiş. Hı-hı. Aslında Özdur yarım ağzı kökten istemiş ama adam da vermeyince ben... başka bir şey istemiş. Neyse canım üzülmesin Özdur, şey var. Uyku çiçeğinin tohumu var bende. Nerede? Aldık mıydı, kendin mi aldıydın? Kendim aldım, kendim. Ha, bizim aldıklarımızın içinde yok. Yok. Ben bilmiyorum çünkü niye abla daha çok iyi bildiği çiçekleri. Şeyde var, tohumların içinde var. Hı-hı. Ama şeyi bekleyeceğiz, Şubat sonunu bekleyeceğiz. Biz bunu şimdi mesela bak biz bunu kale içinde bir yerden aldıydık. Köküyle hani, verirse tutar. Ha olmazsa kale içine gittiğimizde görürsek yani biz o zaman şey vardı inşaat vardı başkaları vardı sahibini görmedik. Sahibini görsek biz bunu köküyle alacaktık. Yine suda dursun. Ama atacak bir yeri yok. Daha zaten suya koyar koymazsa oldu. Zaten çok narin bir çiçek bu. Evet çok narin baya baya hani bunu ben şöyle tık dedi aldı geldi hemen bu. Ben sana dedim tutmaz ama yani deneyelim yine. Ben çok güvenerek o kadar çok güvendim ki Nihal abla. Nihal abla tutturur nasıl Nihal abla yapardım. Sen kafanı yorma. Nihal abla ne yapar ne eder bu ama çiçek. Nihal abla sihirli değneği yok ki şöyle dokunsun da. Çiçeklerle alakalı bana göre Nihal abla çok... Yani Nihal abla biliyorum sen çiçeklerle alakalı her şeyi yapabiliyorsun benim gözümde. Yapıyorum. Her çiçeği ama... tutturabilir, büyütebilir. Evet ama olacak olan bir şey var olmayacak olan bir şey var. Yani böyle dalından tutturabileceğimi bilsem sence ben gidip niye tohumunu alayım bunu? Ne bileyim yani. Bir yerden bir dal alırdım. Ama ben bu iki çiçeği tekrar kale içine bir yere gittiğimiz zaman görürsem isteyeceğim sadece. Bunu koyarım önce bir kahve yapalım. Şey yapacağım tamam. Sizin attığınız ramda ne oldu? Ram ne oldu? Ramda Hakan'la alakalı birkaç soru sordular Nihal ablacığım. Hı. Birkaç soru dedim işte. Tuvaletini söylüyorum dedi. Söylemiyor çünkü konuşamadığından dolayı dedim. Tuvalete alıştırmadık dedim ben. Hı. Yani daha zorlamak istemiyorum açıkçası dedim ben. Yani şey değil. Adını sen söyle. Nedir o? Kelimeler söyleyebiliyor mu? Sen istediğin zaman, hani sen ondan bir şey istediğin zaman yerine getiriyor mu dedim. Getirmiyor dedim. Hani getirmiyor. Çok fazla. Yani şimdi çocuğun şeyini de söylemeye de gerek yok. Ay şuraya koyayım. Aklıma gelenleri söyleyeyim Leyla abla. Sağ olsun Özgür'cüğüm de oradaydı. Özgür'ü beraber. Eşim koyayım. Ben zaten Özgür var diye geldim. Yoksa gelirdim. Bir de Özgür oradaki şey eğitmenleri tanıyor. Tanıyor ya. Buradaki herkes zaman Özgür'e zaten şey yaptı, selam verdiler. Sağ olsun her zaman için diyorum. Özgür'cüğüme, Şevlem, Nihal abla, bu süreçte Hakan için yanımda olan herkese ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Siz bizi izleyen, takip eden arkadaşlarına da gerçekten teşekkür ederim. Olacağız tabii ki. Ablacığım bizim de yeğenimiz Hakan. Yani şey... Ne sordum? Çocuklarla iletişimi nasıl dedi. Bir kerecik sen zaten biliyorsun başta bir kaçtıydı. Ondan sonra tekrar çocuklarla iletişimi gerçekten güzel oldu. Şey değil, sıkıntı yoktu yani. Hı. Ondan sonra bayağı bir şey soruyor ablada. Geç otursun ya ben de şöyle oturayım. Ben de üstümü ver. Ay ölmüşüm ya. Ali Yenal'ı hakikaten kız konumunu unuttum ya ben. Neyi?
Bana sorduklarını unuttum ben. Neyi? Bana sordukları sorduğumu unuttum ben. Şey hatırlıyordur, Özgür hatırlıyordur. Özgür hatırlıyordur, ona göre zaten. Ya senin şeyi unutman normal, sen şu an panik haldesin. Ne diyecekler, düzelecek mi? Eğitimin ne olacak? Kafan o yüzden çok karışık olduğu için unutman normal senin. Aynen. Ama Özgür hatırlar. Özgür hepsini hatırlar. Ben o yüzden de zaten senin ilk gittiğimiz hastaneye yanlış gitmeni istemedim ya. Aynen. Yani birimiz şimdi yanında olalım da. Ha, sinirli mi dedi? Agresif, birazcık siniri var dedi. Yani güler mi bu çocuk dedi? Birazcık. Öyle dikkat. Agresif, Özgür de agresifliği var dedi. Ama çok da güleceğizdir ben. Nasıl dedi, gülüyorum dedim. Çok güleceğizdir dedi. Her şeye güler. Gözlerinin içi gülüyor çocuğum dedim. Tamam o zaman dedi. Orada bizimle ilgilenen bir beyefendinin arasında başka bir beyefendi daha vardı. Takip etti. İngilizce dedi konuşuyor bu çocuk dedi. Evet dedim. O seyretti televizyonlarda aldığı için dedi. İngilizce konuşuyor dedi. Bu çocuk dedi bir sene içinde aldığı güzel eğitimde de çok güzel kendini gidip atlatır dedi. Ay çok sevindim çünkü ablacığım ya. Çünkü daha çok küçük dedi. O yüzden de rahatlıkla atlatır dedi. İyi bir eğitim alsın dedi. Çocuk gelişimci olmayacak dedi. Uzmanından alacak dedi. Hmm. Çocuk gelişimci olmaz kesinlikle. Ya da siz dedi bu hüksün oluyor Güney Rokko. Hangisi? Hem bir çocuk gelişimci var bir de şeyci var. Uzmanı var. Ay ne ki bakın unuttum var ya gerçekten. Özür çok iyi biliyor. Hatta biz meleklere gittik ya Özür'le. Ben de biliyorum ya unuttum şimdi. Biz meleklere gittik ya Özür'le. Bizim istediğimiz orada yok. Adam dedi ki hayır dedi. Çocuk gelişimci olmayacak dedi. Diğeri olacak dedi. Diğeri de ismi dur. Sizler belki daha iyi bilirsiniz benden de. Kusura bakmayın o olmazdı. O zaman tamam dedi, Özgür bana şey dedi. O zaman dedi belge dedi, melekler olmaz dedi, başka yere bakacağız dedi. Hatta tanıdığı birine telefon açtı, sağ olsun özel eğitim. He. Birebir. Bu dedi çok iyi bir yok şey dedi. Eğitimci dedi, bunu birebir özel eğitim bundan alsın dedi. İyi şey. Sonra tavsiye ederim dedi belgin dedi. Onunla konuştu. Sağ onunla bir konuş. O gün ben de Erşan'la konuştum. Hı-hı. Duyu terapisti için. Hı-hı. Ya dedi eğitimle bir başlasın da ne, evet. Nedir ne değildir dedi. Hani sen de dedim bize yardımcı olur musun Erşan dedim. Hmm. Hani eğitim konusunda şeymiş. Şimdi o ayrıldı ya otizmli öğrencilerin okulundan. Başka bir okula geçti. Ama bu defa aileler Erşan'ı bırakmak istemediği için evlerine gidiyor. Evlerine gidiyor. Yani dedi çok yoğunum. E dedim herhalde bize dedim bir saat zaman ayıracak kadar dedim. Şey olur dedim. Vaktin olur dedim. Bak her geldiğinde pişi yaparım sana söz veriyorum dedim. Pişi canavarı çünkü. Yok dedi, elimden ne gelirse yaparım yani, olur mu öyle şey dedi. Hatta bir çocuğu kazandırmak topluma dedi, bir çocuk bir çocuktur dedi. Hocam dediği çok doğru. Hatta konuştuğu şey, Özgür'ün telefonla konuştuğu özel de eğitim alacak olan kişi. Sen dedi, kafanı yorma dedi, ben bir sene içinde toplarım o çocuğu dedi, hiç sıkıntı olmaz dedi. Ay çok iyi, çok sevindim ben, ya. Şu yaşı da çok küçük dedi, yaşı küçük olduğu için de toplamız daha kolay o çocuğu dedi. Daha rahat dedi hareket ederiz, daha iyi olur dedi, şey yapmadı, o da tamam dedi. Şimdi bir daha bir telefonlaşacak onlar kendi aralarında, sonra bana geri dönüş yapacak. Ondan sonra rehabilitasyon üzerine gideceği yeri ayarlayacağız. Şevlen'le konuştum. Bir tanıdığımızın daha çocuğu bu şekilde, otizmli, onu tanıdı. Hatta ben de tanıyorum da ben çok şey yapmadım, hiç muhatap olma dedim, şey yapma dedim. Onun gitti, çocuğunun gittiği yer çok iyi belli dedim. Ben bir konuşayım dedi, oraya belki gönderebiliriz dedim. Ben açtıralım internetten. Orası çok iyi. Ben eğitimcilerini de biliyorum dedi. Hmm. Bir benle görüşeyim de sana geri dönüş yapayım dedi. O da bana geri dönüşünü yapar. Bir kaç köşede zaten. Bir hafta sonra şey çıkacak. Rapor çıkacak. Size neyse mesaj ya. Geldi çıktık dedi. Bir yola. Bak bir televizyonun telefonla oynamaması bile. Adam dedi ki telefonla oynamaması dedi. Bir aydan beri kesmişsin dedi. Çok iyi etkiliyor şu anda. Bak bayağı. Bayağı etkiledi. Fark i̇yi ettirdi oldu. Yani hakkında. İyi yönde çok güzel fark ettirdi. Çok da şey oldu. Artık kendi kendine zaten artık oyalanıyor. Evde hiç televizyon sen biliyorsun herhalde hiç açılmıyor. Sanki evde hiç televizyon yokmuş gibi bizim. Tamam. Hiç. Bu aralar ben de koptum televizyondan. Hı, ben de hiç. Ben hiç aramıyorum. Bak önceden akşam olduğu zaman, işim bittiği zaman açardım televizyon. Kanalları dolaşırdım hani. Bakacağım birkaç şey olsa onlara bakardım. Ama şimdi ben de böyle. Yani televizyon, evde televizyon olmaması bana çok normal gelmeye başladı. Benim şimdi şey belki. Gündüz oyalanıyorum. Hı. Hani işte güçlü bir yere gidiyorsun, geliyorsun. Akşam. Ama akşam elimizde hiç kimse yok. Senin çocuklar var. Aynen. Hani bir konuşacağın, edeceğin birileri var. Ve ben tek başıma kuman kuş gibi oturuyorum. Yarım saat, bir saat kitap okuyorum. Aynen. Ondan sonrasında şey, kafamı çok fazla da karıştırmak istemiyorum aslında. O televizyon o anlamda iyi geliyor bana. Doğru. Ha, açıyorum, izliyor musun de, hayır. Ama hani bir ses oluyor ya evde. O yeterli geliyor bana. Ya annem gelince belki şey olmaz. İşsiz zaman.
İnşallah annen Allah'ın bakalım. Hayırlısı ya, dediğin gibi artık yola başvurduk. Evet evet. Çıktık mı? Yani tamam, bundan sonra bir şekilde gerisini getiririz. Gelir gelir gelir. Adamın dedi iyi bir eğitimlerde, iyi bir desteklerde çocuk bir sene toparlardı. Hiç sıkıntısı kalmaz dedi. Konuşmayalım. Annem şu anda en büyük korkusu konuşacak mı? Konuşur, konuşur. Aynen, yani konuşacak değil mi çocuk? Ya bak o zaman biz Erşan'la ilk konuştuğumuzda ne dedi? Çok acele ediyorsunuz tabii. Evet. Biz istiyoruz ki hemen, hani hele özellikle annem bugün başladı mı? Yarın konuşsun istiyor Nehlan. Olmaz, öyle bir şey yok. Annemin aceleciliği sen biliyorsun zaten. Evet, benim annem de öyle. Annem gelip diyor ki bu çiçeğin dalı niye buradan çıkmış diyor. Burada burada diyor, niye çıkmadı diyor. Şimdiye kadar diyor bunun büyümüş olması gerekiyor diyor. Anneciğim bekle, bu çiçek çiçek. Ya. Yani aynen. Dalının nereden çıkacağını ben karar veremem. Sen de veremezsin. Ne zaman çıkacağına da karar veremezsin. Bugün çıkmazsa yarın çıkar. Aynen. O istiyor ki hemen ektim. Bitsin. Büyüsün, çiçek açsın. Aynen. Öyle bir dünya yok. Annemi de annem mesela çiçeklere bilen, o da çok tez canlı. Benim annem aşırı tez canlı. Hemen hemen olsun üstü. Ben de şeyimdir. Ya ben de zamanı tez canlıyım ama ben de bu tür şeyleri zamanı bırakırım. Olduğu şey. Ben şeyimdir. Rahatımdır. Ben de anam ki annem ki kadar olmasa da ben de bir tez canlı. Neyse yani. Hakan'ın adına çok sevindim ablacığım. Aynen öyle ama ben adamın o şekilde demesi, özürlü konuştuğu, özel eğitimciliğin o şekilde konuşması beni bayağı bir rahatlattı. Zaten sıkıntı şey olmuyor. Ama bir de Hakan'ı gözlemledikçe daha bir insan rahatlıyor. Önceki şeyliği kalmadı. Kalmadı. Hiç kalmadı. Önceden şimdi seslendiği zaman yavaş yavaş tepki veriyor, sonra bakıyor. Bakıyor, göz teması da kuruyor şimdi. Göz teması ve herkesle kurmaya başladı. Dışarıya çıkardığımız zaman yabancılarla da göz teması evet, kurmaya başladı. Evet, önceden şeydi, o hani mesela böyle doluyordu, çıkaramıyorduk ya. Azaldı. O azaldı, bayağı azaldı. Şimdi arada bir yapıyor çok ama çok yapmıyor. Uzun sürmüyor en azından. Hı hı. Ama ne oldu? Fark ettikten sonra biz daha fazla dikkat etmeye başladık. Evet, önceleri hiç hani dikkat etmiyoruz. Daldığı zaman Hakan diyoruz, tepkisini çekmeye çalışıyoruz ama önceden öyle değildik ki. Daldı mı çocuğa dokunmayın, daldı. Yüzü daldı, elleme çocuğa diyorduk. Biz hiçbir şeye dokunmuyorduk ama. Ama tahmin etmiyorum, bilmiyorduk. Derdim yani işte. Neyse. Yavaş yavaş hep beraber bilinçleneceğiz bir şekilde. Aynen. Toparlanacağız. Allah ben öyle çıkmadım bile hiç. Dedim hani bir sen gel, bir senden dedim bir haber alayım dedim. Gittik geldik onu. İyi bakalım her şey. Ha, yoksa zaten Özlem gelmeyeceğini bilseydim derdim ben. Biliyorum Leyla abla sağa sola bırakmam yani. Her zaman için Leyla abla dedi yani ben gelirim dedi de Özlem gelecek dedim. Şimdi hani ben bilmiyorum çünkü. Hani bildiğim bir kurum değil. O bildiğim kuruma hep gidip geldim. İşte ben o biliyor. Ben kurumdan hani hiç benim bildiğim bir kurum değil. Aynen. Ha ben ne için gelirdim? Hani seni yalnız bırakmayayım. Bir tane senin kafan dağıldığı zaman en azından ne diyorlar? Onları dinleyebileyim diye gelmek aynen isterdim ama Öznur denince şimdi o kurumu biliyor. Biliyor. Oradaki insanları tanıyor. Tanıyor. Nasıl ne yapacağını biliyor. Mesela şimdi bir özel eğitimci bir de diğer dediler. Belki yine karıştırıyor olabilirim, özür dilerim ama ben ikisinin farklı olduğunu bilmiyorum. Özür de ikisinin dedi şeyleri farklıdır dedi. Adam bizden de diğerini istiyor dedi. Biz o zaman diğerine yöneleceğiz dedi. Gittiğimiz merkeze değiştireceğiz dedi. Şimdi başka yere başvuracağız, başka yere bakacağız dedi. O zaman tamam dedi. Şimdi sen olmasan dedim, bana meleklerin dediği yer uygun gelirdi, giderdim ben. Ama diğer tarafın dediğine göre de oraya onu olmayacak dedi yani. Şeyden alacak. Ne diyorsa verdim uzmanla o. Aynen. Sıkıntı yok. Yani biz kendi kafamıza göre tamam onlar ilgilendi falan değil yani. Uzmanlar ne diyorsa aynen onları bir dinleyelim, ona göre bir devam edelim. Bak ne oldu şimdi geri dönüşümü? Çok iyi oldu. Daha iyi oldu. Tamam. Eğitime başladıktan sonra daha da iyi olacak. İyi olacak. Aynen dediğim gibi Hakan'dan geri dönüşümler bana göre güzel olmaya başladı. Bayağı güzel. Önceden Hakan oturtabiliyor muyduk yanımızı? Oturtamıyordur. Hayır. Şimdi oturuyor, bizi dinliyor. Her şeyi yapıyor Nehir abla. Şey yok artık. Neyse ya bakalım her şey zamanla olacak zaten. Biziz artık isterseniz sizlerden yavaş yavaş izninizi isteyelim, kaçalım. Bir güzel günümüzün daha sonuna sana geldik. Bana bakıyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.